Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde Rönesans hareketlerinden bahsetmiştik. İtalya'daki Rönesans faaliyetleri üzerinde durmuştuk. İtalya'daki Rönesans sanatçılarının eserlerinden söz etmiştik. Bugünkü dersimizde diğer ülkelerdeki Rönesans faaliyetlerinden bahsedeceğiz. İlk e, olarak e, hemen İtalya'nın e, komşusu olarak değerlendirimi aldığımız Fransa'dan devam edeceğiz. ...Fransa'daki Rönesans hareketlerinin öncülüğünü yapan kişi aslında bir kral. Birinci Francis isimli bir kral, e, Kolej de France'ı kurmuş ve burada e, Rönesans faaliyetlerinin e, başlatılmasını e, sağlamıştır, öne ayak olmuştur. Bu da önemli bir bilgi olarak karşımıza giriyor. Yine özellikle Fransa'da Rönesans sanatçısı deyince, özellikle edebiyatta öne çıkan ve denemelere meşhur olan Montaigne'in ön plana çıktığı görülür. Montaigne, Fransa'nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan birisidir. Yine e, Rönesans'ın sanat yönüyle öne çıkan mimarlık alanında Pierre Lesko vardır. Pierre Lesko, e, Fransa'nın, Paris'in hatta dünyanın en ünlü saraylarından birisi olan Louvre Sarayı'nın mimarıdır. Onun döneminde ne yapılmıştır? İnşa edilmiştir. Kendisi tarafından bu ortaya çıkartılmıştır. Yine bir başka mimar, Fransa'nın en önemli e, Rönesans sanatçılarından birisi olarak karşımıza gelir. Jean bulan Tuiler Sarayı denilen bir sarayın mimar olarak karşımıza geliyor. Hemen e, görsellerine de bakmakta fayda görüyorum. Tabii e, resim belki o günün e, direkt portresini yansıtmıyor ama tahmini bir resim olarak karşımıza geliyor. Bu e, Montaigne'in bir resmi ve denemeleriyle alakalı bir kitap kapağı olarak değerlenmeye aldığımız görülüyor. Önemli bir eser. Mümkün mertebe fırsatımız olursa elimize geçerse okumamazlık yapmayalım inşallah. Yine görselde gördüğünüz Pierre Lescot'un mimarlığını yaptığı Lour Sarayı olarak karşımıza gelen bir saraydır. Gerçekten Fransa'nın Paris'in önemli sembolleri arasında vardır. Geçiyorum İngiltere'ye. Şimdi İngiltere'ye baktığımızda tabii İngiltere'de belki çok fazla sanatçı öne çıkabilir. Farklı e, yönleriyle öne çıkan sanatçılar olabilir ama Fransa düzeltiyorum İngiltere'de İngiltere'de Rönesans sanatçısı deyince aklımıza gelecek ilk kişi belki de en önemli kişi William Shakespeare olarak değerlenmiyor. Aldığımız kişidir. William Shakespeare'i unutmayacağız. Zaten çok bilinen, çok meşhur, dünyaca ünlü bir e, İngiliz tiyatro yazarıdır. Çok çok önemli eserleri var. Filmlere çevrilmiş tiyatro eserleri olarak karşımıza çıkmış, e, kitaplar olarak değerlendirilmiş eserleri mevcuttur. Bunlardan birkaçını e, ben buraya aldım. En bilindik eseri olarak bilinen Romeo ve Juliet, Hamlet, Macbeth... Otello, Krallier, Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, e, Shakespeare deyince aklımıza gelmesi gereken eserler olarak karşımıza geliyor. Ki şöyle bir görselde koydum baktığınızda, e, tabii bu neyin görseli? Özellikle bir e, tiratta bir e, repliğin, e, dünya cünlü bir repliğin söylendiği bir sahne olarak karşımıza geliyor... ...işte olmak ya da olmamak... ...işte bütün mesele bu şeklinde... ...bir repliğin... ...sahnelendiği yer olarak da... ...değerlenmeye alınır mı? Evet. Onu da ifade etmiş olalım. İngiltere deyince... ...aklımıza William... ...Shakespeare gelecek. Geçelim. Gelelim Almanya'ya. Şimdi Almanya'da... ...Rönesans'la aslında reform... ...neredeyse at başı gitmiştir. Neden böyle ifade ettim? Çünkü... Oraya yazdım. Dikkat edin. İşte Martin Luther Erasmus Röklen. Oraya yazdığım üç kişi aynı zamanda din adamıdır. Hem Rönesans sanatçısı kabul edilir hem de din adamıdır. Dolayısıyla Rönesans'ı öne çıkaran bu şahıslar aynı zamanda reformun öncüleri olmuşlardır. Özellikle Martin Luther. ...tabii diğerleri de keza öyle. İşte bugün bakıyorsunuz Erasmus Avrupa'daki bir öğrenci değişim pro, e, programı olarak karşımıza ne yapıyor geliyor? Onun ismini de çokça duyduğumuzu biliyorum. Dolayısıyla bu isimler hem bir Rönesans sanatçılığını gösterir hem de reformun öncüleri olduğunu ifade eder. Hollanda'ya geldiğimizde Hollanda'nın en önemli aslında o dönemde Hollanda- Almanya e, ayrı değerlenmeye alınmaz ama biz Hollanda'yı ayrıca ifade edelim. Hollanda deyince aklımıza yine bir ressam gelecek. Işığın ve gölgelerin ressam olarak bilinen Rembrandt. Gerçekten çok çok önemli bir sanatçıdır. Görüyorsunuz e, bu e, Rembrandt'ın bir e, portresi olarak karşımıza geliyor. Işığın ve gölgenin ressamı olarak alınan kişi olarak ünlenmiştir. Dünya cönünü bir ressam olduğu bilinir. Geçelim. Gelelim İspanya'ya. Gelelim İspanya'ya. İspanya'da Rönesans deyince aklımıza gelmesi gereken ilk kişi bir dönem Osmanlı ile yapılan bir savaşta Osmanlı'ya esir düşen, bir müddet Osmanlı'nın elinde esir kalan hatta yapılan savaşlarda bir kolunu kaybeden Cervantes isimli bir Yazar karşımıza çıkıyor İspanya'da. Cervantes deyince de aklımıza gelmesi gereken ilk eser. Evet, görselini görüyorsunuz. Özellikle ee, kitabın baş karakterleri Don Quixote ve Sancho Pancho öne çıkar. İşte Cervantes deyince aklımıza gelmesi gereken ilk eserde o meşhur kitabı Don Quixote. Tabi onun dışında La Galata isimli eseri de mevcut Evet. Bunun dışında İspanya'da bir ressam, önemli bir ressam Velázquez öne çıkar. Çarmıhta İsa isimli bir tablosu. Venüs ve Aşk isimli bir tablosunun olduğunu da ifade ederiz. İspanya'da Rönesans deyince bu iki sanatçıyı unutmayacağız. Evet gelelim Polonya'ya. Tabi o dönemde bu isimle geçmiyordu. Polonya diye ifade edilmiyordu. Lehistan diye geçiyordu. Fakat günümüze uyarlayalım. Polonya ismiyle ifade edelim. Ve Polonya deyince aklımıza gelmesi gereken ilk kişi belki de tek kişi Kopernik. Çok çok önemli bir bilim adamı, bir astronom, bir fizikçi, gerçekten o döneme yansıyan özellikleriyle sıra dışılığını ortaya koyan bir araştırmacıdır, gökbilimcidir. İşte eseri biraz uzun uzadıya bir ismi var. Gök cisimlerinin devinimine ilişkin varsayımlar üzerine yorum şeklinde bir eseri mevcuttur. Bu eserinde Kopernik şunu iddia etmiştir. Ha kendisinden önce bir Galileo vardı. Dünya dönüyor demiştir. Evet. Kopernik bunu biraz ileri götürmüştür. Nasıl yani? Dünya hem kendi ekseni etrafında hem de güneş ekseni etrafında dönüyor demiştir. Dolayısıyla e, Galileo'nun iddiasını biraz daha e, çarpıcı noktaya götüren bir kişi olarak da karşımıza ne yapıyor? Geliyor Kopernik dediğimiz bilim adamı, araştırmacı. Peki, şimdi... Bu e, sanatçı e, profiller üzerinden geçtikten sonra e, ülkeler üzerinden geçtikten sonra gelelim Rönesans'ın ortaya çıkardığı sonuçlara. Nedir sonuçlar? Rönesans'ın ortaya çıkardığı ilk sonuç şu olsun. Avrupa'da bilim ve sanat alanında yeni bir anlayış egemen oldu. Ve tabii ki bu yeni anlayış eski anlayışı yıktı bağnazlığı yobazlığı baskıcı düzeni baskıcı düşünceyi ortadan kaldırdı. Yani skolastik düşünce ne yaptı? Yıkıldı. Skolastik düşünce Hristiyanlık taassubudur. Kilisenin baskısıdır. Kilise ne derse o olur mantığıdır. Papa ne derse, papaz ne derse o olur mantığıdır. İşte o mantık ortadan kalktı. Artık özgür düşünce geldi. Hür düşünce geldi. İnsanlar istediği gibi düşünüp bunları yansıtmaya başladılar. Bu önemli. Ve tabii ki artık tabularla devam etmek söz konusu değil. Kalıplaşmış, katılaşmış bilgilerle devam etmek söz konusu değil. Artık gözleme dayalı, deneye dayalı, araştırmaya dayalı bilgiler ön plana çıktı. Bu da önemliydi. Ve tabii ki septizm kendini gösterdi. Septizm ne? Septizm şu. Şüphecilik. Her şeyden şüphe edeceksin. İyi bir şey mi diyeceksiniz? Şöyle. Eğer her şeyden şüphe ederseniz onu araştırma duygunuz daha fazlalaşır. Şüphe ettiğiniz olayları, şüphe ettiğiniz bilgileri teyit edebilmek için araştırırsınız. Araştırma da size yeni ufuklar açar. İşte septik düşünceyle birlikte araştırma duygusu da daha da fazla ne yapmıştır? Gelişmiştir. E, tabii ki bütün bunlar yeni eserlere, yeni alanlara e, ufuk açmamızı sağlamış mıdır? Evet o da önemli bir nokta. Tabi bakıyorsunuz işte bak Shakespeare diyorsunuz veya işte Montaigne diyorsunuz. Milli dillerin gelişmesinin de sağlanması o dönemde ortaya çıkmış ve tabii ki milli diller gelişince e, milli edebiyatlar da gelişiyor. Her ülkenin kendine has bir edebi akımı ne yapıyor? Öne çıkıyor. Bu dönem. Tabii şimdi eser incelendi, eserler araştırıldı, yeni eserler ortaya konuldu. Bu incelenen, araştırılan, değerlendirilen eserler arasında kutsal metinler de var. Yani kutsal kitaplar da var özellikle İncil. İncil incelendi, tekrar yazıldı, tercümeleri yapıldı ve bütün bunlar ortaya konulunca halk İncil'in içinde ne var, ne yok, ne yazıyor, ne yazmıyor? Papaz so doğru mu söylüyor, yanlış mı? Söylüyor? Bütün bunlar ne yapıldı? Ortaya konuldu ve Rönesans'ın belki de en önemli sonuçlarından birisi reform hareketlerinin başlamasını sağlamaktır bu dönem. Tabii Rönesans Avrupa için muazzamdır. Rönesans Avrupa için mükemmeldir. Niye? Avrupa'yı Avrupa yapan, Avrupa'yı geliştiren, Avrupa'nın önünü açan bir harekettir. Tabii biz buna ayak uyduramadık Osmanlı olarak. Avrupa bizi Rönesans sayesinde kat be kat ne yapmıştır? Geçmiştir. Bu da önemli bir nokta olarak da değerlenme alınır. Avrupa kendini geliştirdi. Dünyanın en üstün bölgesi olarak karşımıza ne yaptı? Çıktı. Evet. Genel çerçevede 14. yüzyılın sonu 15. yüzyıl boyunca Avrupa'da etkili olan humanizma ve Rönesans dediğimiz hareketler genel çerçevede buydu. Şimdi gelelim. 16. yüzyıl Avrupasında öne çıkan bir başka gelişmeye. Ne diyeceğiz? Reform diyeceğiz. Arkadaşlar reform kelime anlamıyla yenilik, düzenleme, yeniden düzenleme anlamına gelir. Fakat buradaki anlamı ...özellikle Avrupa için konuşuyorum... ...Avrupa'da 16. yüzyıldaki... ...anlamı dinde yapılan... ...düzenleme olarak karşımıza gelecek. ...yani farklı alanlar değil... İşte eğitim alanında veya... ...mali alanda veya... ...askeri alanda veya yönetim alanında... ...veya ilmi alanda falan... ...değil... ...buradaki anlamı... ...dinde yapılan düzenleme... ...dinde yapılan... E, ...gelişme olarak değerlenmeyi alacağız... ...dolayısıyla reform deyince biz Avrupa için konuşuyoruz. Şu an dinde özellikle Hristiyanlıkta Hristiyanlığın bir mezhebinde yapılan düzenlemeyi ifade eden bir kavram olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor dedim. Ne zaman? 16. yüzyıl. Yani 1500'ler gibi algılayacağız. Peki. Şimdi şöyle bir başlayalım bakalım. 16. yüzyılda Rönesans hareketinin de etkisiyle Hangi mezhepte? Katolik mezhebinde ve tabii ki onun en önemli temsilcisi olan Katolik Kilisesi'nde ortaya çıkan yapılanma hareketine yeniden yapılanma hareketine reform denir. Özellikle Katolik Kilisesi, Katolik mezhebi bu arada onu ifade etmekte fayda görüyorum. 16. yüzyıla kadar Hristiyanlıkta iki temel mezhep vardır. Bunlardan birisi Katolik mezhebidir. Bir diğeri Ortodoks mezhebidir. Katolik mezhebinin merkezi İtalya'da Roma'daki Vatikan'dır. Bugün de hakeza öyle. Dünyanın en küçük ülkesi olarak kabul ettiğimiz Vatikan hala Katolik kilisesinin merkezi olarak karşımıza giriyor. Katolik mezhebinin merkezi olarak karşımıza giriyor. Ve burada Katolik mezhebinin dini lider olarak Papa bulunur. Diğer mezhep iki temel mezhepten bahsetmiştim. Diğer mezhep Ortodoks mezhebidir. Merkezi Konstantinopolis olarak kabul edilir. Yani İstanbul'dur. İstanbul merkezli bir mezheptir ve dini lideri Patrik'tir. Katoliklerin dini liderine Papa diyoruz. Ortodoksların dini liderine Patrik ismini veriyoruz. Dolayısıyla iki temel mezhep vardı. İşte o iki temel mezhepten birisinde yapılan düzenlemeye biz reform adını veriyoruz. Ortodoks mezhebiyle hiç alakası olmayan bir harekettir. Aklımızda bulunsun. Reform Avrupa'da ilk kez Almanya'da görülür. Bu çok önemli. Nasıl Rönesans ilk kez İtalya'da görülmüşse Reformda ilk kez nerede görülmüştür arkadaşlar? Almanya'da görülmüştür. Önemli bir nokta olarak değerlenmeye alır mıyız? Evet onu da ifade etmiş olalım. Hemen bir görsele bakalım. Evet tabi burada görseldeki kişi birebir belki yansıtmaz ama biz onun olduğunu e, varsayarak ifade edelim reformun öncüsü bir Alman teolog yani bir Alman din adamı Martin Luther isimli bir kişidir oradaki görselde e, Wittenberg kilisesinin kapısına bir bildiri astığı görsel olarak karşımıza geliyor bir bildiri asmıştır o bildiriyle Katolik mezhebini Katolik din adamlarını kiliseyi rahipleri eleştirmiştir. Tabii ki bu eleştirisi kendisi için pahalıya mal olmuştur ama sonrası için yeni ufuklar, yeni yollar ne yapmıştır? Açmıştır. Onu da söylemek gerekir. Martin Luther bunu unutmayacağız. Bu ismi unutmayacağız arkadaşlar. Reformun öncüsü deyince aklımıza direkt gelmesi gereken kişi bu. Evet. Reformun nedenlerine geldik. Burada kalalım. Reformun nedenlerini bir sonraki derste açıklayalım. Bir sonraki derste buluşmak umuduyla. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın arkadaşlar.